Kaliteli damızlığın adresi Ede Hayvancılık Damızlık Merinos İşletmesi Küçükbaş Saati'ni sunar. Saat programına tekrar sizlerle beraberiz. Bugün neredeyiz? Bugün İzmir'deyiz. Kimle beraberiz? Barış abimle beraberiz. 3 sene evvel program çekmiştim. Mera bitkileriyle alakalı, Reglas, Take Frost'la alakalı. Bu işin Türkiye'deki bana göre level atlamış, üst seviyede olan abilerimden biridir kendisi. Çünkü ot üzerine dünyanın hemen hemen 3'te 2'sini gezdin mi abi? Aşağı yukarı. 3'te 2'sini gezmiş. Yani oturduğu yerden ot böyle olur, ot şöyle olur, ot budur diyen bir insan değil. Biraz daha işin bilimsel kısmında kim nerede olur diye, nasıl olur diye araştıran bir abimiz. O yüzden bilgilerine çok güvendiğim için şu anda sosyal medyada bir sürü kafa karıştıran bilgiler var. Kirli ya da temiz neyse artık kişilere göre de falan girmiyorum ama bunu bu akşam 45 dakikada sonlandırmak istiyorum Barış abi. Aslında kafa karışıklığını biraz daha gidermek istiyorum. Bu hafta neyi konuşacağız? Bu hafta Reglas var, Tefkras var, Mısır var. Yanımızda veteriner hekim teknikeri abim de duruyor kendisi. Ziyaret konuğumuz aynı zamanda. Onunla da bu işin sağ kısmını yani küçük baştaki sağ kısmını konuşacağız. Burada otları konuşacağız. Burada da küçük baştaki sahayı. Çünkü bize gelen telefonların en etkenlerinden bir tanesi de bu programı çekmemin sebebi de işte ben kapalı koyunculuk yapacağım. Gezinme alanı ya da kendi meramı oluşturacağım. İçine de tek sabit ot Reglas ekeceğim. Tabii bizim de onlara verdiğimiz cevap doğru oluyor. Tek yönlü beslemeye döner diye. Burada da bu ben doğru mu söylüyorum yanlış mı söylüyorum hem sahada hem bilimsel olarak Barış abimle konuşup bugün bu haftada programda da bunu netleştireceğiz. Önce misafirlerimizi tanıyalım daha sonra da sohbetimize devam edelim. Barış abicim tanıyalım. Kemal, mikrofonu tutarsak. Hoş geldin. Tabii 3 yıl oldu zaman oldu, çabuk geçiyor. 3 yılda sağ olun sizin de ön ayak olmanızda çok yol aldığımız konular da var. Eksik kaldığımız yerler de var. Hepsini konuşuruz. Ben ismim Barış Alan, Ali Barış Alan. 1996 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Meslek hayatımın tamamına yakında tohumculukla uğraştım. Yerli ve uluslararası firmalarda farklı deneyimlerim oldu. İşte 4. yılımda da kendi işimi yapmaya çalışıyorum. Yine aslında yaptığım işin ağırlıklı kısmı, çok ağırlıklı kısmı yem bitkileri üzerine. Yani buradan mısırından sorgumsuz donutuna kadar, mera karışımlarına kadar, tefkırasına kadar, raygırasına kadar başka birçok üründe de yani vaktimizin, iş gücümüzün %80'ini yine yem bitkileri alıyor. Ağzını da tanıyalım. Ümit abi kendinizi tanıtırsanız. Ümit Yaşar Çetinbilek, 1988 doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Karacı ve Mesleki Yüksekokulu Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı mezunuyum. 2007. 2007'den beri bu bölgede Damızlık Birliği, ondan sonra birçok firmada çalıştım. Şu an daha yeni 2 aylık kendi işimi yapıyorum. Ne mutlu abi ya. Yapmaya çalışıyorum. Hayvancılık alanında birçok işlerde bulundum. Küçükbaş, büyükbaş abi. Fark etmiyor mu? Fark etmiyor ama genelde büyükbaş üzerine çalıştım. Fark etmiyor. Ama kendisi de küçükbaş üreticisi aynı zamanda. Yani kendimizin de koyunlarımız var ya. Çok mutlu oldum. Abi, Barış abi alayım. Daha sonra da sana detaylı geleceğim. Barış abicim şimdi herkesin kafasında az önce de açılışta giderken dediğim gibi. Şimdi yetiştiriciler ya da yeni yatırımcılar söyleyeyim abi. Şimdi bizim gibi televizyonda önde olanlar ya da Facebook'ta önde olan insanlar. Çıkıyorlar bas bas bağırıyoruz abi biz. İşte mera bitkisi diyoruz, reglas diyoruz, tefkras diyoruz, mısır diyoruz, slaj diyoruz. Ve bu otların slajından bahsediyoruz. Herkeste bir bilgi var. Bu bilgilerin en tepesinde yani bilgi deposu olarak en tepesinde gördüğüm insanlardan birisin abi. İlk başta sırayla gitmek istiyorum ben. Daha sonra da geleceğim aslında yeni yeni meşhur olan bir ırk daha var abi. Yani ot bitkisi.
İnsanlar çok ütopik rakamlar veriyor. Bu doğru mu değil mi? Onu da seninle konuşmak istiyorum da. Şimdi bize arayan yatırımcılar diyorlar ki ben kapalı sistemde koyunculuk bakmak istiyorum. Ya da meraya dayalı sistemde koyunculuk bakmak istiyorum. Benim bu kadar arazim, bu kadar tarlam var. Ben bunu reglas edeceğim. Şimdi duyuyoruz ya hocam. Şimdi bizim bunun içindeki vitamin mineralden bir haberimiz yok. Yani diye konuşuyorum şu anda. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Bunu ekleyeceğim. Koyunlarımı da burada gezdireceğim. Bu bana yeter mi diye soruları var. Şimdi benim asıl sormak istediğim. Bu bitki gerçekten bizim ülkemize uyumlu mu? Ya da bu coğrafi olarak mı bakılmalı? Yoksa her yerde ekilebilir mi? Ya da yetiştirici bu tek yöne döndüğü zaman aslında biraz daha teknik soruyu Ümit abiye soracağım da. Hani bu konuyla ilgili evet. Bilgi senden alıp oradan mikrofonu Ümit abiye versek sevinirim abi. Bu reglas her yerde olur mu? Bir de insanların dediği gibi bu reglas çeşit çeşit mi? Hani atıyorum bir X bir kişi çıkıyor diyor ki benim reglasım Barış'ın reglasını döver falan gibi böyle kendi aralarında bir rekabet var. Yoksa bu tek tip bir ürün mü? Bu reglas her yerde yetişir mi abi? Bir de buna atılması gereken ya da biter mi? Bunu sormak istiyorum ben. Yani reglas ne gibi bir iklim ister? Veya anlatıldığı gibi dönümüne işte aman aman rakamlar verebiliyor mu? Ümit abiye de sormak istediğim şey bunun yaşı mı makbul, kurusu mu makbul? Bunu öğrenebilir miyim abi? Tabii, her yerde reglas olur mu? Tabii tabii. Reglas'ın zaten ürünlere baktığınız çok zaman... Çok özür dilerim. Bir daha sözünü kesiyorum. Bir de bunu yazı kışı diye ayırıyorlar ya abi. Soru böyle... Yavaş yavaş. Evet, böyle yani bir şey var mı? Bizim Loli Multiflorum diye geçen ryegrass diye bildiğimiz, süt otu dediğimiz, başka İtalyan çimi dediğimiz aslında tek tip üründen bahsediyoruz. Tek üründen bahsediyoruz. Evet. Sadece işte variyetesi, oturmuş isimleri, yöresel isimleri. Bunların hepsi aslında tek bir üründen bahsediyoruz. Zaten ürünün bu kadar yaygın ekilmesindeki sebep adaptasyon yeteneğinin yüksek olması. Yani bu illa hayvan yem bitkisi olarak düşünmeyelim. Ya bir domates çeşidinin çok ekiliyor olması aslında baktığınız zaman özünde tadının çok güzel olmasından değil, renginin çok güzel olmasından değil. Adaptasyon yeteneği çok yüksek olan çeşit çok yaygın coğrafyada yetiştirilebiliyor. Tabii ryegrass birçok rakip ürüne göre ya da işte alternatif ürünlere göre bakımı, yönetimi çok kolay, çok daha kolay. Yani neredeyse arsız bir bitki. Kışın yetiştiriliyor olmasının avantajı suya ihtiyaç duymaması. Kışlık bir bitki. Son yıllarda yazlık ve kışlık variyeteleri var mı? Var. Ama özünde ryegrasslar ikiye ayrılıyor. Tetraploid ve diploid diye. Tetraploidlerin 4 kromozom yapılarından dolayı verimleri, yaprak ayaları, yaprak indeksleri daha yüksek ve artık pazar o tarafa doğru kayıyor. Ryegrass Türkiye coğrafyasına baktığımız zaman evet yani çok böyle uç yerleri düşünmedikten sonra belli iklim şartlarında Türkiye'nin %80'inde yetiştirilebilecek bir ürün. Kışlık bir ürün. Bir avantajlı tarafı otlatmaya uygun, ot üretimine uygun, silaj yani ot üretimi derken kuru ot üretimine, balya üretimine uygun. Silaj yapımına uygun. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinde tabii çiftçi için kullanılabilirliği çok yüksek. Her şey gibi ryegrass'ın da çoğu, suyun da çoğu nasıl makbul değilse, hani azı karar çoğu zararsa, onu Ümit mutlaka söyleyecektir. Mera bitkileriyle, çünkü hayvanların hiçbirisi, dünyada ryegrass yoktu belki de. Ama Mera'da Mera bitkileri vardı. Mera bitkileri içinde ryegrass da evet. Vardı ayrıca. Evet. Ya daha yoz türleri vardı. Mera başka bir şey. Geçen programımızda çünkü evet. Hatırlıyorsan aslında bu seni beni aşan devlet projesi olması gereken projelerdi. Her bölgede evet. Aslında var hala özellikle evet. Sizin Marmara bölgesinde bizim ben şehirde yapıldı o zaten. Üretimde uluslararası bir firmada çalışırken Mustafa Kemal Paşa'da hayran kalıyordum. Her köyün kullanılamasa bir bile bir merası var. Maalesef evet. Ege bölgesinde böyle aynen. Bir varlık yok. Çok büyük nimet aslında. Evet. Onların tekrar yönetimi ele geçirilse yani mera yönetimi canlandırılsa aslında bedava kaynak işte. Ya abi, örnek projeler var aslında bizim ülkemizde. Mesela bizim ilçemizde de bir 2000 dönüme kadar yer bir ıslah oldu aslında. Çok büyük mera nimet. Mera bitkileriyle alakalı ama tabii onun kontrolünü yapabilmek tekrar kırsal kalkınmaları bıraktı. Kontrolden çıktı. Sulandı, sulanmadı. Tabii hatırlıyorsan 3 yıl önceki programımızda yem fiyatları böyle değildi. Tabii, girdilerin hiçbirisi belki tabii, bugünkü 3 yıl öncesine göre bugün 8 kat 9 kat artmıştı. Çok o konuştuklarımız oldu. Bugün ne kadar daha önemli olduğunu şimdi aynen görüyoruz. Öyle. Yani işte. Biz hep bakım besleme diyoruz ve bunun mera bitkileriyle özellikle atıyorum hayvansal ekilmiş ürünlerle olabileceğini biz daha o zaman da söylüyorum. Gerçi 3 yıl önce bir öngörü yapmıştık ama. Yani o zaman dinleyen arkadaşlar. Biz şunu söylemeliyim aslında sizin katkılarınızla da
yönlendirmelerinizle de, doğru yönlendirmelerinizle de biz kendi adıma 3 yıl içinde, 4 yıl içinde özellikle çok yıllık yapay mera oluşumlarında tahmin etmeyeceğimiz kadar bir yol aldığımızı evet. düşünüyorum. Benim gerçekten hiç tahmin etmezdim bu kadar hızlı. Çünkü insanlar yapay meraya ilk önce şöyle bakıyorlar. Ya ben 5 yıllık bir plantasyon kuracağım, 4 yıllık bir plantasyon kuracağım. Değer mi? Yani işte acaba işte yazlık kışlık ürün yapsam mantıklı mı? Ama o zaman sen özellikle tabii küçükbaş özelinde evet, bunu evet, konuşuyoruz. Bu büyükbaş evet. için tamamen farklı doğru. bir konu. Büyükbaşta o konu biraz daha önemli hale geliyor. Hayvanın otlama tipinden yatma aynen, tipine aynen, kadar, aynen, dışkılamasına aynen, kadar aynen. mera yönetimi çok zor. Evet. Ama sen gezen değil, otlayan gezen ve otlayan aynen. hayvandır demiştin. Yeme biçimi bile aslında merayı şahlandırıyor küçükbaşta. Yani gezerken kendi kendini gübreleyen bir varlık. Hatta Barış abi şunu sormak istiyorum. Hep regülasçıların kafasında bizi arayanlarda da. Şimdi bu diyoruz ya kış bitkisi. Ya ilkbahar ya sonbahar ya da kış bitkisi. Evet. Bu nasıl kurutulur? Yani insanlar bunu biçiyorlar. Ya yağmur yağıyor bizim coğrafyamızda ya kar yağıyor ya da yetiştiremiyorlar. Ya da slaj yapanlar da artık slaj yapmayı bilmiyorlar. Bilmiyorum ama. Bunu insanlar nasıl biçip stoklamalı? Ya aslında hani bizim Ege bölgesinde tabii ryegrass'ın Türkiye'de en çok tüketildiği bölge Ege bölgesi. Evet. Bu biraz da tabii iklimle de ilgili. Dolayısıyla Ege bölgesinde de bölge bölge değişmekle beraber mesela bu Küçük Menderes Havzası'nda aslında büyükbaş ırklarda ryegrass çok yakın zamana kadar tamamen otlatmak amacıyla kullanılıyordu. Ama insanlar tabii büyükbaşın verdiği zararı, toynak zararı, yakması, dışkı zararından dolayı uzak arazilerde ektikleri için değişik değerlendirme tiplerini de öğrendiler. Yani çok değişik varyasyonlar var. Hiç otlatmadan tamamen bir defa büyüterek biçip rulo silaj, normal yığma silaj ya da kuru ot yapma olasılığı var. Evet. Hatta yıl izin veriyorsa 2-3 defa biçime de burada 4'e kadar biçilebiliyor iklimsel şartlardan dolayı. Biçip yine hayvanların önüne getirip günlük yedirme şeklinde de değerlendirilebiliyor. Aslında kuru balyada tabii bizi sınırlandıran yegane şey iklim. Evet. Siz tabii yukarı çıktıkça Marmara bölgesi yağış rejimi çok daha fazla Ege bölgesine göre. Yani burada mesela kesinlikle ve kesinlikle kuru ot yapması planlanan bir tarlada meteoroloji takviminin tahminlerinin %99 önemi var. Evet. Yani evet sezon önümüzdeki 10 gün 15 gün yağmursuz, rüzgarlı, güneşli bir şey sunuyorsa, tahmin sunuyorsa sıkmalı denen makinalarla 3-4 gün kazanmak mümkün. Kurutmak daha kolay. Ama bence yukarıya çıkıldıkça rulo silaj ya da yığma silaj olasılığını daha ön planda tutmak gerekir gibi geliyor bana iklimden dolayı. Çünkü kuruttuğunuz zaman kuru balyanın içinde bu öyle ince yapılı, öyle sık dokulu ki en ufak bir rutubette için için bu sefer kızışıyor. Yani evet. oradaki bir tane balya etrafındaki 50 balyaya zarar verebiliyor. Tabii şeyi mutlaka söylemek lazım. Çok kaba bir ot değil. Buğday kuru otu gibi, arpa kuru otu gibi değil. Dolayısıyla sıkıştırmak ve kesinlikle inokulant kullanmak bence kaçınılmaz. Yani yapılması gereken bir şey. Türkiye'de son 7-8 yılda inokulant kullanımı çok yol aldı. Eskiden çok daha lüks ürünler olarak bakılıyordu. Bilinmiyordu biraz daha. Silajın her türünde artık çiftçi o konuda oldukça yol aldı. İnokulantsız neredeyse silaj yapmıyorlar. Mısır silajında dahi doğru çok çok yer aldılar. Doğru olan ama diyeceğim o. Yani bu tamamen bölgesel faktörler. Yani burada olur orada olmaz kuru ot dememek lazım. Tamamen biçilecek dönemdeki meteorolojik tahminlere bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Ümit abicim ben alaylı olduğum için bazen bize şey yapmayabilirler de şu soruyu sana sormak istiyorum. Ekildiğinde reglas. Şimdi koyunlar ya da ben küçükbaşçıyım. Biz küçükbaş programı çekiyoruz. Bütün konum da küçükbaş üzerine aslında kurulu. Biz koyunları sürekli bu mera bitkisinden yatırımcılar ya da bizim gibi koyunculuğa başlayan arazi son adamlar sürekli buraya götürdüklerinde küçükbaşta ne gibi sorunlar yaratır? Ya da sorun olur mu? Tek yönlü beslemeye döner mi? Tek yönlü beslemenin sorunları neler mesela? Ya, zaten şu şekilde anlatmak istedim ben size. Tek yönlü beslemeye ben karşıyım. Hı hı. Gezdiğimiz bütün işletmelerde 12 ay bu büyükbaş olarak örnek vereyim. İşletmelerin çoğunda saman, slaj ve yem üzerine kurulu bir besleme var. Evet. Bunlar ne gibi sonuçlar elde ediyor?
Döl tutmama problemi, asidoz problemi, yok mastif problemi, yok ayak tırnak problemi. Evet. Hayvanlarda birçok problemlere yol açıyor. Tek yönlü besleme dayalı olmuş. Tek yönlü beslemenin zararları bunlar. Biz gittiğimiz işletmelerde, çoğu işletme diyorum ki, mesela örnek veriyorum, yem kullanıyor, param yok. Ya kardeşim sen yoncal al, kuru otun al. Ya da tarlana patates çeşitlendi. Evet, çeşitliliğini arttır. Ondan sonra yüksek süt verimli hayvanlarında ekstra 3 kilogramla 4 kilogram arasında yem ver. Ama şunu biz tam tersini yapıyoruz. Mesela Ümit'e şunu sormak lazım bir de. Ya bu ryegrass olması bitki olarak çok önemli değil. Bitkiye takılmayalım. Yani evet. Ryegrass'ı hayvanı çıkardığımız zaman otladığında bir de bizim özellikle önerdiğimiz işte çoklu, dokuzlu, onlu, on birli karışımını yer alarak çıkardığımız zaman. Fark ne mesela? Tabii aralarındaki fark ne? Ya o özellikle mineral dengesi, protein dengesindeki farklılıklar mutlaka tek yöne göre fark ediyordur diye düşünüyorum mutlaka. Ben. Ya tabii ki de. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir lokantaya gidiyorsunuz. Gittiğinizde ilk başta her gün kuru pilav yenir mi? Yenmez. Bir gün gidersin yanında tas kebap yersin, pilav çorba içersin. Çorba içersin, salatanı yersin, arkasına tatlı yersin. Hayvan metabolizması da aynı şekilde ilerliyor zaten. Hiçbir farklılık yok. Sadece bütün karlılıklar besleme. Değil mi? Besleme. Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Anlatıyoruz tüketicilere. %80-90 zaten bakım besleme dayalı değil mi hocam? Evet. Şimdi döl tutmama dedik, rumen dedik, işkembe dedik. Mastis dedik, ayak çürü dedik. Baktığında temel, şimdi sen onu doğru beslemiş olsan, bağışıklık sistemi zaten ona göre gelişeceği için bunlara dirayet gösterecek hayvan. Evet. Sen bunu yanlış beslediğin sürece de problem. O zaman burada ne hocam devreye geliyor Barış abi? Şimdi regles, o zaman tek yönlü beslemeye dönüyoruz. Bu bir sıkıntı. Bu bir handikap, tamam. Yani, belki dama geldiği zaman biz buna iyi kötü. Sizin sığırcılıkta olduğu gibi bizim koyunculukta da aynı hatalar var. Biz de tek yönlü besliyoruz. Kar kapadığında bizim Marmara bölgesi ise arpa saman bir miktar yonca. Doğu bölgesinde ise mercimek samanı, nohut samanı bir miktar arpa. Bu stabil. Değişmiyor. Yani bunu kar 6 ay kapatıyorsa 6 ay. İşte bizim bölgemizde 4 ay kapatıyorsa 4 ay. 3 ay kapatıyorsa 3 ay. 3 ay boyunca zaten sistem çökmüş oluyor. Yani işkembe florası dediğimiz zaten 15 günde kendine gelip bir daha toparlayana kadar ve sen bunu meraya saldığın zaman tekrar kaos çıkıyor içeride. Evet. Ve ondan sonra işte koyunu saldım, koşlanmadı. Doğurken kuzu attı. İşte ne bileyim benim ineğim boğazlamadı gibi bir şey. Peki bu şey doğurur mu Ümit abi sence? Şimdi onun da teknik kısmını yani ot kısmını Barış abiye soracağım da teknik olarak. Şimdi ben Barış abiyi ilk aradığımda hatta daha evvel aradığımda bundan 3-4 sene evvel Barış abi bana ot tohumu lazım dedim. Bana dedi ki ne yapacaksın? Et mi yapacaksın? Süt mü yapacaksın? At mı bakacaksın? Çünkü bunların bütün dedi popülasyonu birbirinden farklı. Ben hayatımda ilk defa duymuştum bunu. Ve ben beni arayan herkese de söylerim. Şimdi buradaki ot popülasyonunun çeşitliliği bize artı aslında mera bitkilerini biz ot popülasyon çeşitliliğinden mi yapmamız lazım? Doğru olan bu mu sence? Çeşitlilik tabii ki de olması gerekir. Tek yönlü beslemeye karşıyım demiştim ilk başta da. Ya bizim bu bölge biraz daha küçük aile işletmelerinden kurulu ve tarımda da patates üzerine kurulu bir hayvancılık ve tarım var. Yanlış bir uygulama. Şöyle söyleyeyim. Adamda 80 tane inek var. Toplamda 150 küçüklerle büyüklerle adam gidiyor 50 dönüm tarlası var. 40 dönümünü patates ekiyor. Ne yapıyor? Saman, salaj, yem. Hayvancılık zarar etti. Komple tarlada kalıyor. Hayvanını satıyor. Aynen doğru. İnek olmasa tabii aslında borcunu ödeyemeyecek ha. O tohumun parasını veremeyecek. Ben bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle hani Ümit'in dediğine bir ek olarak tıp doktorları da yani çok uzun zamandır özellikle işte bu bağışıklık sistemini ayakta tutmak asıl olan şey. Her türlü hastalığa karşı, her türlü canlı için. Bitkilerde de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Hani hiç unutmuyorum bir onkolog şey demişti. Mümkün olduğunca yılda 3 ya da 4 defa evlerde kullandığımız damacana suların kaynağını değiştirin. Yani örnek işte İzmir'in A bölgesinden çıkan 3 markayı almayın. Hayır, o A kaynağı yerine ya size yakın neresi var işte tedarik edilebilen? Aydın kaynaklı ya da Denizli kaynaklı ya da işte Bursa kaynaklı. Evet yani Iğdır'ın suyu İzmir'e lojistik olarak gelemiyor. Bundaki sebep
sudan aldığımız minerallerdeki, yoğun miktardaki minerallerdeki dengeyi çeşitlendirmek. Yani hep aynı suyu içerek o fıçı teorisindeki gibi bir miktarı arttırıp diğerlerini azaltmasanız bile belli grup mineraller vücutta arttığı için baskılama olacaktır. Ama kaynağı değiştirdiğiniz zaman mineral dengesini daha birbirine yakın seviyede tutabiliyorsunuz. Yani bu hayvan beslemede de bizim özellikle tabii küçük başta bunu görmek çok daha kolay. Çünkü yönetimi çok kolay. Zooteknist ve veteriner arkadaşlarımızın söyledikleri bu çoklu karışım meralara çıkan hayvanlarda gözle görülür şekilde ve kayda değer zamanda ekonomik bir değişim söz konusu. Yani işte işin içinde olan kendim, insanlarsınız. Ben kendim ektiğim için ben o kadar tabii. Çünkü bunları yaşayanlardan biri de benim. Tabii. Yani benim atıyorum sulu arazim var benim Yenişehir'in ovasında. 9 dönüm kadar yeri mera. Şimdi ben niye regla sekmedim? Yani bak, hatırlıyorsan basmıyor yani. Demin konuya öyle girdik. Sana ilk onu sormuştum. Yani bir evet, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ben kuzucuyum. Çok güzel. Aynen. Yani büyük baş küçük baş. Peki yani arazin meyilli mi? Evet. Kumsal mı? İşte kar yağıyor mu? Suyun ne kadar? Buna göre bu sonuçta aritmetik bir karışım değil ki. Yani senin çok taşlı yapına göre, toprağının yapısına göre, çok meyilli arazine göre. Hatırlıyorsan yine senin vasıtanla tanıştığımız Bursa tarafında bir arkadaşımıza çok meyilliydi arazisi. Hı hı. Belki fiyat olarak, getiri olarak çok değişti, evet, maliyet olarak ama evet, ona daha sarılıcı bitkiler önermek, aynen, zorunda kalmıştık. Evet, çünkü doğru, neredeyse %6'lık bir eğimi vardı. Sonra. Daha sonra biz abi tabii günü geçtikten sonra biz orayı sürdük. Bizim tabii o arkadaş farklı kaynaklardan kafa karıştığı için onu bu programda seyreder inşallah. Kanına girmişler işte şunu yap. Sonra performans alamadık biz abi. Sonra tekrar geri döndük. Barış abi şunu da sormak istiyorum. Herkesin kafası karışıyor bu işte. Şimdi gidiyoruz abi ziraatçıya biz. Diyoruz ki abi bize mera bitkisi var. Şimdi adam diyor ki bize yedili mi, beşli mi, üçlü mü, sekizli mi ya da ne vereyim abime gibi böyle taslı dolduruyor. Tamam mı? Bunun doğrusu ne? Ya yani bunun insanlar ne istemeli? Kesinlikle ve kesinlikle bir tekrar dediğim gibi bu hiçbir şekilde bir reçete yazılamaz. Yani standart bir reçete, hı hı, yazılmamalı. Senin muhtemelen koyununun ırkına göre bile değişecektir. Yaptığın hayvansal üretimin etlik mi sütlük mü olduğuna göre değişecektir. Her şeyin ötesinde senin fabrikana yani tarlana göre değişmek zorunda. Burada bileşenlerin çok. Tekrar söylüyorum. Ha, sabit ot tohumu koymuyoruz. Tabii içine ki. Yani sen gelip de ben işte A tipi ben tamamen örnek olsun diye Ile France işte koyun yetiştireceğim diyorsun. Ama şey desin arazin Trabzon'da. Hmm. Peki ben de Ile France yetiştireceğim ama benim arazim Konya'da. Yani yağmur rejimi, rakımı, yağmur rejimi, soğuklaması, don miktarı yani tamamen birbirinden farklı. Ya da Ümit'in tarlası Antalya Aksu'da. Şimdi eksi 10'ları, eksi 12'leri gören ya da işte benim tarlam Tekirdağ'da ya da Edirne'de. Eksi 20'leri gören bir bölgede biz nasıl aynı reçeteyi kullanabiliriz? Yani. Ya da sen örnek bizim rasyon gibi hocam bölgesel. Rasyonlu tabii. Mesela bir Tekirdağ'daki adamla bir Kars'taki adam aynı 1300 rakımlı, bir 1300 rakımlı bir yaylaya önereceğin hayvan ırkıyla. Tabii, işte deniz seviyesinde Adana'da örnek veriyorum 52 dereceleri 51 dereceleri gören bir yere hani örnek olsun diye ben bildiğim için söylemiyorum. Evet, kesinlikle ve kesinlikle ben hani meslektaşlarımızın da böyle yaptığına inanmıyorum. Ama mutlaka bu biraz reçete şeyden dönüyor. Yani belli bölgelerde tabii meslektaşlarımız bayilik yapan arkadaşlarımız da zaten o bölgeye alışkın oldukları için müşterileri de o bölgeden olduğu için sen böyle bir soru sorabiliyorsun çünkü sen her tarafı dolaşıyorsun. Evet. Ama işte Ödemiş'e geldiğin zaman ya yaklaşık Ödemiş'teki rejimi herkes bildiği için buradaki ot tipleri vesaire oturuyor. Şuradan sordum Barış abicim bunu. Biz bazen atıyorum abi mera bitkisi ekin dediğimizde çoğu yetiştirici bazen diyor ki ya ben onu ektim bizde büyümedi. Bundan dolayı sordum. Yani bölgesel tohum olmayacağını birinci ağızdan yetiştiricilerimiz ya da atıyorum bunu ekmek isteyen arkadaşlar duysun diye sordum. Tabii tabii. Yani tohum tipi, bakım şartları da çok etkiler. Ama burada tabii meranın yönetimi de çok çok önemli. Yani şunu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Karışımın kaçlı olduğu çok önemli değil. Karışımın içindeki ot türleri ve bunların davranış büyüme biçimleri çok önemli. Yani biz merayı dinlendirerek kullanmayı hep önerdiğimiz için
işte 20 gün değil 45 gün dinlendirilecek bir mera örtüsünde yüksek boya sahip ırklar var ise ve bunların oranı diğerlerini gölgeleyecek oranda ise oranın yönetim şekli farklı olması lazım. Ya 45 gün dinlendirmemeniz lazım, gölgelemesin. Çünkü orada ne kadar büyütürseniz büyütün 15 santimi 20 santimi geçmeyecek türler olabilir. Anladım. Ama bıraktığınız zaman 70 santimi bulacak işte korunga olabilir. Dolayısıyla bunların da birbirleriyle etkileşimleri çok önemli. Yani ektim büyümedi demek yanlış olur. Acaba yanlış yönetmiş olabilir miyiz? Yani, değil mi? Ya da işte diyoruz ki A türünü B türünü ikinci yıldan sonra görmedim. Ya acaba merayı siz çok büyütmüş olabilir misiniz? Büyüyenler küçülen, küçük kalanları, güdük kalanları gölgelemiş ve öldürmüş olabilir mi? Gibi 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 birçok soru sorulabilir. Bunların hepsi şey dahilinde. Yani çok çeşitlendirmek gerekiyor. Mesela şimdi hani Barış abi şey sorabilirsiniz ya da bu programı seyrederken kafanızda şu olabilir. Ben işte şu kadar adet koyunum var. Benim kaç dönüm yer ekmem gerekir derseniz bunun muhatabı Ümit abidir ya da benimdir arkadaşlar. Mesela biz her zaman bir dönüme bir koyun. Hatta bazen hocalar bir dönüme yarım koyun diye hesaplarlar. O başka bir aslında programın konusu. Biz burada tamamen ot popülasyonu üzerine konuşuyoruz. Peki Barış abi şunu da sormak istiyorum. Bu otları çeşitlendiriyoruz biz. Şimdi diyecek ki yetiştiriciler tamam mera bitkisini ektik her şeyi ektik. Be kardeşim tohum çok pahalı. Bunun gübresi ya da bunun daha ömrünü uzatabilmek için hani dedik ya mera yönetimi diye dersler de var aslında. Bunlar tabii, üniversitelerde bu hayvansal mera yönetimi de olabilir. Bunun üzerine gübre atmak, bekletmek diyoruz ya abi dinlenmek. Bu gübrelerin bu kadar pahalı olduğu zaman da şimdi karlılığı hesaplıyoruz tamam mı abi? Şimdi biz gübreye verdiğimiz parayla koyuna yem mi alsak? Yoksa doğru bir gübrelemeyle aslında bu kadar maliyetin artmadığını mı anlatsak? Bu nasıl gübrelenmeli abi? Ya şöyle, koyunun gelmesi bakarsak, yeter mi ya da değil mi? Aslına bakarsak yine 3 yıl önceki sohbetimizde hiç unutmuyorum bu konu gündeme gelmişti ve şöyle bir şey söylediğimi hatırlıyorum. İnsanlar bazen yoklukla bazen de çoklukla terbiye edilebiliyorlar. Yani buna ben hep iki tane ülkeyi örnek gösteriyorum. İşte suyu dünyada iyi yöneten ülkeler, yani sulama sistemlerinin mucidi olan ülkeler. Önemli ülkelerden bir tanesi Hollanda, bir tanesi de İsrail. Yani suyu yönetmek zorundalar. Yönetemedikleri zaman devamlılıkları söz konusu değil. Evet. Birisi çöl, birisi de deniz seviyesinin altında. Yani mecburen yönetebilmek zorundalar. Tabii özellikle son bu pandemiyle beraber belki çok daha ileride yaşanacak sorunların ötelenmiş sorunlar bir anda güncel hale geldi. İşte sadece bizim ülkemizdeki ekonomik şartlardan değil, dünya ticaretinde de ham madde kıtlığı dolayısıyla arzdaki düşüklükten dolayı fiyatlardaki inanılmaz artışlar işte birinci aşamada gübre, zirai ilaç, tohum belki biraz daha arkadan geliyor. Çünkü çok daha uzun süreli forecastlerle üretimleri yapılan preparatlar. Çiftçi tabii bunu birebir hissediyor. Özellikle şu anda gübrede inanılmaz şeyler var, yükselişler var. Ve bütün uzmanların söylediği bu yükselişin çok yavaşlamadan da devam edeceği yönünde. Evet. Bütün öngörüler de bunu gösteriyor. Ben şuna inanıyorum. Nasıl bazı şeylerde çok hızlı yol aldıysa Türkiye, bu özellikle gübreleme, sulama tekniklerinde maalesef olmadı. Yani son 20 yıla 30 yıla baktığınız zaman Türkiye yol alamadı. Bu hep biraz da hani aynaya bakmayı seven birisiyim. Acaba biz mi biraz şımarıktık? Yani Anadolu coğrafyası baktığınız zaman özenle bezenle yaratılmış her türlü açıdan. Endemik bitki türlerinin, Avrupa'daki toplam endemik türlerin 8 katının 9 katının Anadolu coğrafyasında olması... boşuna değil. Yani buranın bir ekolojik dengesi var. İklim dengesi var. Tabii bizim yaptığımız bazı yanlışları büyük de olsa doğa kapatıyordu, izin veriyordu. Ama bugün doğanın yani maliyetlerimizden dolayı yanlışlarımızı örtebilme şansı yok. Evet. Yani işte 10 lira olan bir işte gübre bugün 100 lira ya da 80 lira. Hani doğa buna ne yapsın? Dolayısıyla ben çok kısa zamanda çiftçi bazında gübreleme şekli, gübre tipleri anlamında çok hızlı şekilde iyileşmeler ve değişmeler olacağını görüyoruz. Mecburuz çünkü ya ben devam etme şansı doğru yok. Söylüyorum aslında abi. Yani Barış abi bu konuda iyi bir noktaya değindi. Yani bu konjektör yani bu dünya piyasalarının bu hale gelmesi biz küçük başçılarda bakım beslemeyi öğretmeli, koşullanmayı öğretmeli, koşullanmanın dönemlerini öğretmeli.
Yani koyunculuğu öğretmeni işin açıkçası. Eskiden oluyordu yani bir şekilde iyisiyle kötüsüyle. Doğuyordu, ölüyordu, kalıyordu bir şekilde. Piyasalar bunu tölere de ediyordu. Ama şimdi bugün yok. Tölere yok. Öğrenmeniz lazım. Yani bu çiftçilik için de geçerli. Hatta, gübrelemeyi öğrenmeniz lazım. Tabii bu, doğru otları ekiyor olmanız lazım. Bu biraz lazım. Nefesle de ilgili. Evet. Yani işletmenin sermayesiyle, dayanma gücüyle çok yakından ilgili şeyler. Ben hemen bir örnek vereyim. Seninle zamanında mutlaka görüşmeni istediğim, görüştüğünüz İstanbul'dan bu işlere merak salmış bir arkadaşımız. Hı hı. İnşaat sektöründen buradan Selendi bölgesinden arazi aldı. İnanır mısın? 3 yıldır hala bir tane çadırları yapıldı. Hı hı. Her şeyi hazır, bütün altyapısı hazır. Daha bir tane kurbanlık koyun bile alıp bağlamadı. 3 yıldır tarımla uğraşıyor. Ben evet. önce diyor tarımı halletmeliyim. Evet. Yani ben burada susuz şartlarda tarım yapmak zorundayım. Suyum yok bu bölgede. 370-380 dekar arazi aldı. Bu yıl 3. kışı hala ben önce tarımı çözmeliyim, hayvan sonra koymalıyım. Yani evet. hayvanı doyuramayacaksam entansif olarak entegre sistemim Aynen. içinde bunun anlamı yok diyor. Yok. Barış abi sözünü de kesiyorum. Çok güzel de bir noktaya değindin. Şimdi çoğu yetiştiricinin her zaman işte bizim gibi pırpırları takıp da sulama gibi bir şansı yok. Ya da bonasaya suyu yok. Alternatifimiz var mı abi? Yani bu suyun çok olmadığı bölgelerde de mera bitkisi ekilebilir mi? Elbette ekilir. Doğanın verdi yani Allah'ın verdiği. Tabii tabii yani mutlaka ekilir, ekilmez diye bir şey var mı? Sonuç olarak demin konuya oradan girmedik mi? Yani örnek veriyorum bu memleketin en yüksek hayvancılığının yapıldığı son 30 yıl, ya 30 yıl öncesine kadar gittiğimiz yer Doğu Anadolu'ydu. Doğru. Yani Doğu Anadolu'da bütün yaylalarda işte Diyarbakır'ın Karacaağdağı'nda işte Muş'un Vartosu'nda sulama sistemi mi vardı? Doğru. Dolayısıyla... doğal seleksiyon yöntemiyle de doğa kendini devam ettiriyor. Evet. Yani sizin orada evet suya ihtiyaç duyan X bitkisi olmayabiliyor ama susuz şartlarda ya da döktüğü tohumu ilkbahara, sonbahara kadar saklayabilecek bitki türleri ya bu çok basit ağızla anlatmaya çalışıyorum ama yani siz karışmadığınız zaman doğa zaten dengesini buluyor. Bozan biziz. Yani tabii sulama tekniklerine girdiğimiz zaman da bu çok üzücü bir konu. Hani Mars'ta su aranan bir dönemde bizim hala damlama sulamayı, yeraltı damlama sulamayı konuşuyor olmamız da ayrı bir yaradır ülkemizde. Maalesef işte yaşadığımız yer coğrafya. Tekrar söylüyorum yani dünyanın sayılı ovalarından biri olarak gösteriliyor. Ama hala baktığınız zaman Ümit'in dediği gibi patates tarımı yapılıyor. Hala patatesin damlama sulamayla olmayacağını, yetiştirilemeyeceğini çok sert şekilde savunan üreticiler mevcut. Ya bizim distribütörlüğünü yaptığımız firma, bir firmamız damlama sulamayla çeltik yetiştiriyor. Çeltik tohumu üretiyor. Yani şimdi bunları o konuşuyor olmak da ayrı bir yük tabii yani. Ayrı üzücü bir konu. Yani evet ya. Dolayısıyla özellikle son yıllarda damlamanın yanında yeraltı damlama sistemleri çıktı. Özellikle suyun tasarrufu mera için inanılmaz bir şey. Çünkü mera çok toprak evet. işlemediğiniz bir Aynen. şey. Ve inanır mısınız? Benim sadece bu firmalardan aldığım izlenim, bilgi, yeraltı damlama sistemi özellikle yonca gibi, mera gibi plantasyonlu, çok yıllık plantasyonlarda çok daha hızlı şekilde şey gösteriyor. Benim hep hayalimdir Barış abi. Böyle yonca falan ekiyorsunuz ya da mera bitkisi ekiyoruz ya abi. Şimdi bunları biz 5 sene sonra, 6 sene sonra tekrar sürmek zorunda kalıyoruz ya abi. Pulluğun değmeyeceği bir su sistemi yapmak. Siz buradan dinamoya bastığınızda fışt fışkeyler çıkacak tarlaya sulayacak. Hep hayalimdir. Var mı böyle bir teknoloji? Sorayım var bari. Bu benim yani kendi şahsi merakım vallahi. Yok. Dünyayı gezdiğim yani, için soruyorum. Gittiğiniz yani. Zaman 5 yıldızlı otellerin hiçbirisinde siz hani bu çiftçinin kaval dediği sistemleri gördünüz mü? Yok. O basınçlı vana denen Aynen. sistemler var, fıskiyeler var. Vanayı açtığınız zaman 8 santim fıskiye çıkıyor, suluyor, basınçla beraber düşüyor. Bu yapılabilir. Yani bunların hepsi maliyet. Gerek var mı? Onu da konuşabiliriz. Dediğim gibi yani ille böyle yağmurlama sistemi de gerek yok. Tabii şimdi şey de olabilir. Ben öyle düşündüm. Birçok yani, sistem olabilir. Zıpırt abot değiştirmemek ya da anlamsız boşa ve sudan tasarruf. Özellikle işte bu son yıllarda gelişen yeraltı damlama sistemi senin dediğin tabii özellikle büyük Orta Anadolu gibi işte binlerce dekar, 700 dekar, 800 dekar, 1200 dekar gibi tek parça arazilerde. Gerçi onlarda sistemleri kurulu oluyor ama ne olursa olsun işte makineler biçime giriyor vesaire. O kavalların yeri, boruların yerini değiştirmesi gerekiyor. Ve onlar çok ciddi bir iş gücü. Evet. Yani uzun sıralarda vesaire de baktığınız zaman aslında çok ciddi bir şey. Maliyet, ekonomik maliyet o. İşçilik maliyeti. İşte bu son yıllardaki yeraltı damlama sistemi
senin söylediğin şeyin aslında hayalinin tam karşılığı. Değil mi? Hiç toprak üzerinde sulama aynen, aparatıyla yok, yok. Çünkü topraktaki hareket illa suyun yukarıdan aşağı aynen. hareketi değil. Tam bunları geçerken bunu taşımayacağım var. Mesela. Yok tabii, havalı kırdıydım, tabii. yok aksanın üzerinden geçtiğim tabii. diye bir düşüncem. Kaldı ki geç. O da toprak yapısına göre 60-70 santim aşağıda konabildiği için siz 4 sene sonra plantasyonu yenileyeceğiniz yani, zaman yine kalıyor yerinde. Yine o aynı. Problem yok. Tabii. Abi ben İç Anadolu'yu ve Doğu Anadolu'nun belirli kısımlarını gezerken abi çok kurak araziler var. Şimdi orada da insanlar koyunlarını meraya çıkartıyorlar. Ve buna istinaden tabii bizim bu bölgemizde işte atıyorum İç Anadolu'nun belirli bir kısmı Eskişehir'den bu tarafa Marmara'da olduğu performansı alamıyorlar. Peki abi bizim mera sorunumuz yok aslında. Ben bunu her zaman söylerim. Bizde ıslah sorunu var. Mera ıslahı problemimiz var bizim. Yüz ölçüm olarak aslında iyiyiz. Ama bizde meralar ıslah olmadığı için çok büyük bir problem var. Peki abi o tarz bölgelerde mera bitkisi mesela bunu buradan devlet yetkililerine de sesleneyim ben. Yani şimdi devlet hazinesi olan yerlerde otomatikman bunlar mera vasfını taşımıyor diye bu sefer tel örgü çeviriyorlar, çam ekiyorlar vesaire ekiyorlar, koyuncuyu sokmuyorlar. Bu sefer mera problemleri çıkıyor bizde. Bunu devlet destekli ıslah olabilir mi? Şimdi biz bunu sorduğumuzda da oralarda su yok. Toprak popülasyonu buna müsait değil. İşte farklı bir sürü çözüm önerisi değil de bundan dolayı olmuyor gibi şeyler var. Bu konuya hakim bir olarak ıslah edilebilir mi? Ya da bunlara buralar ekilebilir mi? Tabii ki %100 olmaz. Muhtemelen olmayacaktır. Ama söylediğin şeye kesinlikle katılıyorum. Bu konuda hepimizin önünü açacak yegane kuruluşlar tarımsal araştırma enstitüleridir. Çok inanılmaz yüksek seviyede bu konuda teknik bilgiye sahip meslektaşlarımızla dolu. Aslında bizdeki en önemli problem şahsi kanaatim zaten teorik bilgiyi çiftçi bazına indirmekteki yavaşlığımız. Yoksa hemen hemen her tarımsal araştırma enstitüsünde zaten arkadaşlarımızın mesai sebepleri bu. Yeni araştırmalar yapmak, işte yeni ıslah projeleri geliştirmek bu tohum anlamında da bitki anlamında da toprak ıslahı anlamında da. Oralardaki hemen hemen her enstitüde de çayır mera bölümü var diye biliyorum. Çok hani ilgisiz bölgeler dışında ve oralarda aslında gidip konuştuğumuz zaman çok ciddi bilgi var. Ama tabii bilginin var olması yetmiyor. Bunun hani potansiyel enerjinin kinetiğe değil çevrilmesi evet, lazım. Doğru. Bu da hep şunu söylüyorum. Peki oradaki 1000 dekarlık bir devlet arazisinin A firmasına ihaleyle 50 yıl verilmesi sonucunda nasıl bir mera oluşturuluyor? Orada koyun beslenebiliyor, işte dana beslenebiliyor, sütlük hayvan beslenebiliyor, inek beslenebiliyor da devlet arazisinde yapılamıyor. Bu tabii bir soru işareti. Bunların kesinlikle şeye girmesi lazım. Devlet projesine altına girmesi lazım. Devletin buna ön ayak olması lazım. Belki bir fikir, kendi şahsi fikrim buralarda çiftçiler bu işe ortak edilerek, bölge çiftçileri ortak edilerek varlığın korunması, insanda sahiplenme duygusu da var. Devlet çiftçileri bu işi ortak ederse, sorumluluk da verirse, kendi malına sahip çıkma dürtüsü başka bir dürtüdür insanlarda gibi çeşitlendirilir. Ama ben inandığım tek bir şey var. Aslında özellikle enstitülerde çok ciddi bir iş gücü var. Ben yok diyemem. Ben mesela bu mera ıslahında da daha evvel konuştuğumuzda yetkililerde işte o kadar tarlanın sürülmesi, işte işçi maliyeti ekilmesi gibi bir cümle kurmuşlardı. Ben de onlara demiştim ki coğrafi yapı olarak işte toprak popülasyonlarından örnek alıp hangi coğrafyada hangi mera bitkisi yetişecekse git dedi muhtarlara. Verin abi o muhtarlar da onları koyunculara versin. Şimdi koyunun çobanın %80 önden yürür abi. Koyun arkadan gelir. Şimdi koyun tırıs gider abi tamam mı? Yani böyle yürürken tırnakları mutlaka bunun toprağa gider. Ben dedim ki ceplerine doldursunlar. Şimdi bunlar önden gidiyorlar yereyiz. Saça saça gitsin. Zaten arkadan gelen koyun gömecek. Otomatikman bunu örtecek. Gübreleyecek de. Otomatikman hem ekmiş hem gübreleyecek. Yani işçi maliyetine dedim ki bu kadara gerek yok. Ama tabii bunun kontrolünü yapabilmek çok zor. Hani mera ıslat etmekse bu mantıklı ya. Gibi geliyor bana. Kesinlikle şey için değil. Hani böyle bir politik yönü olduğu için değil ama şunu söyleyebilirim mesela. Örnek olsun diye söylüyorum. İşte bir afet oldu. Tamam. İşte Kızılay gidiyor, o gidiyor. Ama işin içine büyük iş gücü olan ordu girdiği zaman siz bir Tugay'ın kapısını açtığınız zaman 7000 tane asker çıkıyor. Değil mi? Yani 14.000 kol demek. Değil mi? Hani
insanları işin içine, potansiyel enerjiyi işin içine sokarsanız, işte yani benim fikrimde senle o konuda aynı fikirdeyim. Evet. Yani insanları, köylüleri bu işine dahil edersek, devlet projesine ortak edersek. Çoban zaten dünden razı. Tabii, abi kellik yerde koyun büken adam bir sene sonra yemyeşil meralarda. Yem maliyeti belki %30 azalacak, %70 azalacak, belki %90 azalacak yani. Yem maliyeti hadi düşmediğini hesaplayalım. Ya oradaki kaliteli meradan ikizliğin %2 artsın. Tabii. Sağlıklı beslenmeden ya, dolayı bile. Şov yapar sadece. Yani tabii. Sen şov yapar yani bildiğin tabii. Çok ciddi rakamlar. Çünkü o bölgelerde hayvan popülasyonu bizim buralar gibi ya da sizin buralar İzmir bölgesi azınlıkta değil. 500'lü, 1000'li, 250'li, 300'lü gruplar. Siz %2, %3 evet. Puan dediğinizde çok ciddi kuzu sayısına tabii. Tekabül eder. Şimdi bağırıyoruz ya biz et açığımız var diye. E bunu da kapatabilirsin diye düşünüyorum. Bir de Barış abi asıl sormaya çalıştım. Şimdi internet açıyorum. Abi herkeste bir bitki popülasyonu. Biri diyor ki 60 ton veriyor. Biri diyor 80 ton. Biri diyor 90 ton veriyor. 6 metre oluyor. 3 metre oluyor. Bırak bunun da tohumu yok. Böyle çubuk çubuk kesip işte yere bilmem kaç santim çaptan dikiyorsun. Ya bunun aslı var mı abi? Çok ya? Basit bakıyorum. Yani hiç böyle çok tek, bence çok anladın tek bir konuşmaya, hangi bitki, yani hangi bitki ya da bitkiler olduğu çok önemli değil. Açık açık söyleyeyim. Marafalpa'dan bahsediyorum ben hani, herkes. Kesinlikle değil. Benim bildiğim tek bir şey var. Daha doğrusu çok düz mantıkla cevap vermeye çalışayım. Bildiğim kadarıyla hani son 7 yılda 8 yılda icat edilmiş bir bitki yok. Yani en azından biz evet. Bilmiyoruz. İşte karışımların türleri değişebilir. O son 10 yıl değil günlük değişebilir. Evet. Sen bana Orta Anadolu'dan %7 eğimli bir yer getirirsen o gün değiştiririz o formülasyonunu. Yani ekilecek yeri evet, değiştiririz. Evet. Yani bu tip bitkiler böyle inanılmaz fantastik verim gruplarına sahip, verim potansiyeline sahip bitkiler yani madem var... Neden mesela 30 yıldır, 50 yıldır, 70 yıldır, 130 yıldır Türkiye'de ekilmedi? Yani hadi resmi kurumlar bunu atladı. Bizim dünyanın hiçbir yeriyle, hiçbir resmi kurumlarıyla bizim resmi kurumlarımızın ilgisi yok. Hani rüya görüyoruz yani, hayal kuruyoruz ya. Özel sektör denen girişimci ruhlu, gencinden yaşlısına milyonlarca insan var. Ya bu insanlardan bir tanesi gidip ya arkadaş şundan bana bir 5 kilo bir tohum alın, getirin. Ya bunu getirmekte yasak yok bu. Hani keyif verici bir madde değil vesaire değil. Neden olmadıysa bu sebeplerine bakmak lazım. Acaba bu tip bitkilerin tropik bitki olabilir mi? Hani hava sıcaklığının hep 35 derece, rutubetin de hep %92 olması isteniyor olabilir mi? Yani dünya üzerinde 7,5 metrelik mısır var biyoenerji. Girdiğiniz zaman biyomas kısmına girdiğiniz zaman var yani ama dünyada 7 metrelik bir mısır varyetesi var diye o varyete Türkiye'de Sudan'da ya da Danimarka'da olacak diye bir şey de yok yani anlatabiliyor muyum? İşte mısırdan örnek veriyoruz şimdi Türkiye'de FAO 500'lü gruplar en erkence ekiliyor ama siz Kuzey Almanya'da FAO 500'ü rüyanızda göremeyebilirsiniz. FAO 300-350'ler ama dünyada FAO 750 mısır olmadığını göstermez bu. Yani biraz bu yönden bakmak lazım. Yani biz işte tekrar söylüyorum çok önemli konulardan birisi son 1-2 yıldır Türkiye neredeyse çok belli bölgeler dışında sorgum Sudan otunu yeniden keşfetti. Yeniden keşfetti değil. Yeni keşfetti. Sebep tekrar dediğim gibi sorgum Sudan otu yoz bir ot değil. Besin değerleri ortada. Benim yüksek lisans tezim yani mısırın dörtte biri kadar besin değerine sahip bir ot değil. Ama %20, %30, %40 daha az su isteyen bir bitki. Gorilla'nın başını yedik ya. İşte şimdi bakıyorsunuz. Oyunculukta olmazsa olmayan bir ürünü yedik başını. Yoncaya çevirdi verdik işi yani. Şimdi bakıyorsunuz sulama rejiminden dolayı. Su yokluğundan dolayı ikinci ürün mısır tarımı yapılamaz hale geldi. Şimdi bir sanki can simidiymiş bu bitki binlerce yıldır dünya üzerinde yokmuş gibi bir şey konuşuluyor. Yeni yani, icat olmuş gibi evet, bahsediyor. Evet yani bu enteresan. Bir de çok ütopik rakamlar dönüyor bana. Şimdi bugün biz bu sorgum Sudan otunu örnek veriyorum belli bölgeler için konuşuyorum. İşte Ege bölgesi çok basit söyleyeyim yani Batı Ege sorgum Sudan otunu icat etti de adı geçen diğer 60 ton veren otu mu icat edemiyoruz? Hani bazen ne olduğundan çok burada neden olmadığına da bakmak lazım. Yani evet çok çok güzel. Şimdi hep söylüyorum yani İzmir'de Ayvalık'ta dünyanın en kaliteli zeytinyağı yetişiyor. Doğru. İşte Aydın'da Ödemiş Ovası'nda dünyanın en kaliteli incir yetişiyor. Ya ama mango yetişmiyor yani şimdi yetişmek zorunda da değil. Ya biraz da böyle bakmak lazım bu işe.
Hani her şey bu o bitkiyi yok saymak değil. Adı geçtiği gibi işte Tefkras deniyor. Ya şimdi benim hep söylediğim bir şey var. Yazlık reglas der diye hep halk arasında dönüyor. Tabii çok mesela. Sevdiğim bir söz vardır. Yani elektrik çok güzel, prize elimizi sokmazsak. Yani şimdi elektriğe elimizi soktuğumuz zaman problem. Yani bana diyorsanız ki ya benim kıraç bir yerde arazim var. Ya bu tamamen şahsi fikrim ayrıca. Benim yamaç bir bölgede zeytinliğin altında 3 dekar yerim var. 15 tane de koyunum var. Ya evet ben yazlık tefkras ekerim. Ekmeliyim de. Ama birinci sınıf arazide, ovada yani bir elime kağıt kalem almak zorundayım. Ne ekerim? Kaç kilogram tohum atarım? Bunun getirisi ne olur bana? Maliyeti ne olur? Gübrelemesi ne olur? Ne ot alırım? Bu otun proteini ne? Amino asidi ne? Yağı ne? Vesairesine ne kazanırım? Dekardan ne kadarlık protein kaldırırım? Gibi. Buna bakarsam yani o ot dünyanın en güzel otu olabilir de yani bana uygun değil. Değil mi? Yani ben hep burada dolaşıyorum hesap olarak. Yani bir otu yok saymaya gerek yok. O var ama bir de bizim için hayatın gerçekleri var. Yani bizim tarlamızın durumu çok çok önemli. Yani işte mısırın yarısı kadar, üçte biri kadar su istiyor. Elbette. Adapazarında susuz mısır yapılıyor. Doğru. Şimdi o çiftçileri kıskanmanın gereği yok ki. Yani o coğrafya ona müsait. Ama bizim bu bölgede de 2,5 ürün alınıyor bir tarladan. Yani bizde bir takvim aynı. Yılında 2,5 ürün alınıyor. Şimdi benim kendi yani, ovamda da aynı yani. Aynen öyle. Bu bölgenin şartlarında evet sen şanslısın. Barış abi sohbet muhabbet efsane. Aslında bundan bir program daha çıkar bende. Ama buraya tekrar gelmek için, Okan kardeşime gelmek için bir sebebim olsun. Ben bir daha program çekeyim. Ama 3 yıl olmasın bu sefer. 3 yıl olmasın. Söz. Arayı kısa tutacağız. Çünkü bu şu anki ülke konjonktürü çok önemli şeyler konuşuyoruz burada. Ucuz hayvan beslemekten bahsediyoruz. Araziyi doğru değerlendirmekten bahsediyoruz. Bunun kontrolünün hayvandaki etkilerini konuşuyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Yani bizim karlılığımızı aslında arttıracak şeyler. Ama dediğim gibi yani çok kısa da bir süremiz var. Çok çok teşekkür ediyorum Barış abi. Ben teşekkür ederim. Son buradan ederim. Kurmak istediğin, son söylemek istediğin bir cümle varsa senin ve Ümit abimin alayım. Sonra da kapanışa gideceğim. Her zaman dediğim gibi aslı olan şey kendi gerçeklerimize göre. Kendi önce mikro gerçeklerimiz sonra makro gerçeklerimize göre. Maliyet muhasebesini düzgün yaptığımız sürece mutlaka zarar görülebilir bu tip dalgalanmalardan ama en az atlatmak, en az hasarlı atlatmanın bence yegane yolu. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Ümit abi son söylemek istediğim mesajın. Üreticilerin daha bilinçli hayvancılık yapıp araştırmaya bizleri küçük olarak görmemelerini, bizim sözlerimizi dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler programın sonuna giderken de dediğim gibi yani burada mera bitkilerini konuştuk, otu konuştuk. Kafanızda soru işaretleri varsa benim telefonum kanaldan da alabilirsiniz. Kemal Çığır'dan yazdığınızda benim bütün sosyal medyada kendi şahsi telefonum var. Oradan arayın. Bildiğim yere kadar ben cevaplayayım. Bilmiyorsam da Barış abinin telefonunu buradan ekran karşısında izinle alayım. Direkt Barış abinin telefonu size WhatsApp üzerinden gönderin. Kafanıza takılan ne varsa bütün soruları sorabilirsiniz. Bir küçük başlangıç programı sonuna geldik. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Kaliteli damızlığın adresi Ede Hayvancılık, Damızlık Merinos İşletmesi Küçükbaş Saati'ni sundu.